monokromatör ışığın dalga boylarına mekaniksel olarak ayıran bir sistem. Işık farklı renkler ayırır. Mesela şurada beyaz ışık var. Daha sonra bir gratinge geliyor. Beyaz ışık şuradan geldi. Birden farklı renge ayrıldı. Daha sonra şuradan ben sadece neyi aldım? Maviyi aldım. Temelinizi aydınlatmanız gerekir. Bu durumda beyaz ışığı UV'ye ayırabilirsiniz. Yani bir ışık kaynağı kullanırsınız. Bu kullanılan ışığın ayırmış olursunuz. Ve bunu daha farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Işığı renklerini ayırmak istediğimizde normalde beyaz bir ışık bir prizmaya gelirse birden fazla rengi ayrılır. Işık buraya düştüğünde her basamakta, daha sonra ben buna bir açı verdiğimde burada renkler, yeşili almak istiyorsam bunu bir mekanik olarak belli bir açıya getirdiğimde otomatik olarak ben sadece yeşil ışığı buradan alırım. Biz mekanik olarak kullandığımızda bir grating oluştururuz. Grating dediğim şey, beyaz ışığı grating üzerine düşürdüğünüzde döndürmek istediğimde bu sefer maviyi de alabilirim, kırmızıyı da alabilirim. Bütün renkleri ben buradan alabilirim. Monokromatör cihazımız, ışık kaynağı, optik fiber kablo. Buradan açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi beyaz bir ışık, beyaz bir ışık. Daha sonra bir optik fiber kablodan şu kablo içerisinden şöyle geçirdik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ışık halen beyaz ışık. Daha sonra bu ışığı monokromatör geliştirmiş olduğumuz cihazın optik girişine. Birinci aynam var. Birinci ayna üzerine düşürüyorum. Daha sonra ışık farklı renklere ayrılır. Bunun üzerinde farklı renklere ayrılır. Dik gönderdim. Daha sonra birinci aynaya. Daha sonra grating'e. Sonradan ikinci aynaya. Daha sonra bu aynadan dışarı atıyorum. Şu anda buradan çıkan ışığı ben ölçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bizim spektrometrede herhangi bir ışık yok. Bir rengi şu anda oluşturdum. Daha sonra ben şunu biraz daha değiştirdiğimde bunu biraz daha sarıya kaydı şu anda. Daha değiştirirsem ben 380 nanometre ile 780, bunu 1100 nanometreye kadar bütün dalga boylarını ben burada oluşturabilirim. Şuraya tuttuğumda şu anda diyelim burada mavi renk. Daha sonra bu mavi rengi ben sarıya kaydırabilirim, kırmızıya kaydırabilirim. Bütün renkleri ben burada oluşturabilirim. Spektrometresinde bu cihaz kullanılır. UV-Wizner spektrometresinde kullanılır. Üretmiş olduğumuz cihazın ismi monokromatör. Monokromatör ışığı mekanik olarak dalga boylarına ayıran bir optik sistem. Örneğin diyelim beyaz ışığınız var. Beyaz ışığınızın dalga boyu 400 nanometre ile 1100 nanometre. Siz bu dalga boylarını teker teker almak istiyorsanız bu beyaz ışığı monokromatör dediğimiz cihazdan geçirmeniz gerekir. Monokromatörümüz ışığı 0.1 nanometre dalga boyu çözünürlüğü ile 400 nanometre ile 1100 nanometre arasındaki bütün dalga boylarına ayırabilen bir optik sistemdir. Bu optik sistem özellikle Raman spektroskopisi, UV-Wizner spektroskopisi, fotoelektron spektroskopisi, bunun gibi farklı cihazlarda bunu kullanabilirsiniz. Şu anda diyelim ben bir fotolüminesans cihazı üretmek istiyorum. Fotolüminesans dediğim şey, bir malzemenin üzerine ışık düştüğünde belli bir renkte ışıma yapar. Bu ışımanın rengini, yani dalga boyunu ben ölçmek istiyorum. Bunun için bizim bir monokromatöre ihtiyacımız var. Işığı öncelikle malzeme üzerine tutarız. Işık malzemeden yansıdıktan sonra dalga boylarına ayrılır. Biz mevcut dalga boyu spektrumunu üretmiş olduğumuz bu spektrometre ile kolaylıkla analiz edebiliriz. Monokromatör özellikle tüm optik sistemlerde kullanılan bir cihaz. Cihaz sadece yurt dışında üretilmekte. Bildiğimiz cihazlara örnek verecek olursak UV spektrometresinde yaygın olarak kullanılır. X-ray cihazında yaygın olarak kullanılır. X-ray fotoelektron cihazında yaygın olarak kullanılır. Bu cihaz bir optik sistemin temel cihazı. Yani siz diyelim bir UV-Wizner spektrometresini üretmek istiyorsanız, yani bir malzeme ışığı ne kadar absorbe eder, bunun absorbansını, transmittansını, reflektansını ölçmek istiyorsanız sizin kesinlikle bir monokromatöre ihtiyacınız var. Üretmiş olduğumuz bu cihaz şu anda patent yazım aşamasında. Patentini yazdıktan sonra
Bunun patentini ya Türk Patent Enstitüsü'nden ya Avrupa'dan ya da Amerika'dan alabiliriz. Şu anda cihazımız üretmiş olduğumuz monokromatör ile siz kolaylıkla bir spektrometre üretebilirsiniz. Cihazın kalibrasyonları yapılmış olup, bütün testleri şu anda yapılmış olup, bütün dalga boylarında gerçekte anlamda ölçüp ölçmediğini kendi laboratuvarımızda, kalibrasyon laboratuvarımızda bunların bütün testleri yapılarak mevcut standart değerlerle karşılaştırıldı. Bu değerler karşılaştıktan sonra şu anda bu monokromatör ile çok kolaylıkla bir ticari ürün üretebilirsiniz. Işığın rengini değiştirdiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi şu anda diyelim iç kısmında mavi renk oluşturabilirim. 700 nanometre arasındaki bütün dalga boylarına bu cihaz yardımıyla arabilirim.